Selamünaleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Çok şükür diyeyim. Valla bugün hiçbir şey canım istemiyor. Kusura bakmayın. Hiç canım istemiyor. Sadece dedim yemeğe gireyim. Bugün şöyle bir evin içerisini toparladım. Öyle kanepelerin üstlerini falan düzelttim. Ondan sonra işte biraz aşağıya indim. Oğuz'u gezdirdik falan. Ondan sonra işte bir aile toplandık, şöyle bahçenin içinde oturduk. Ondan sonra yani daha doğrusu ben tam oturmadım da çünkü Elti'nin abim gelin diyeyim. Küçük Badi var işte köpek. Onu şey yaptım, gezdirdim falan. Neyse sonra çıktım. Bugün gerçekten hiçbir şey canım istemiyor. Zaten görüyorsunuz, şöyle göreceksiniz canım istemediğinden. Ve şimdi bunları halledeceğim. Önce yemeğimi koymam lazım. Akşam olacak çünkü saat 2 falan herhalde, 2-2,5 gibi oldu. Anca yaparım, anca derler toplarım. Şu mutfakla bir uğraşayım. Zaten hani mutfağa girdim mi zaman mutfakta geçiyor. Başka bir şeyimiz yok. Yani böyle geçiyor diyorum ama bir yandan da bakıyorum bulaşıkları. Hemen halletmem lazım burayı ben. Ya çok canım sıkıldı. Böyle pinekleye pinekleye anca bu zamanı bulduk yani. Neyse ben yemeğime geçeyim. Yemeğime de biraz bezelye, havuç, patatesli bir tavuk göğsü koyacağım. Öyle türlü gibi mi? Türlü mü diyorlar işte. Orman kebabı mı diyorlar. Öyle bir şey gibi işte. Siz anlayın. Böyle bir şeyler yapacağım. Yanına da bulgur pilav yapacağım yine. Ama şeyli yapacağım bu sefer, yine bezelyeli havuçlu belki olur. Ya da bezelyeli havuçlu ya da mısırlı, öyle şey yapabilirim. Yani değiş değiş işte, ne gelirse aklıma. Öyle bir şeyler yapabilirim. Ha, işte böyle. Şurada biraz süt var. O sütten de bir sütlaç mı yapsam, ne yapsam bilemedim ya. Biraz da şekerimiz de az ama ne yapsam bilmiyorum valla, karar veremedim. Onu da yapsam iyi olur bence. Çocuklar yer hiç olmazsa değil mi? Akşama yerler. İşte böyle bacılarım. Neyse ben başlayayım. Ha bir de şey aldım. Şu şeyler var ya, hazır mantılar, şöyle bir göstereyim size. Şöyle bir göstereyim. Şu piyalenin şöyle, yok böyle ters. Böyle görünüyor mu bilmiyorum. Ya şu piyalenin mantısından aldım. Daha önce de böyle bir şey almıştım. İçi boş gibi çıkmıştı ama inşallah bununki doludur, güzeldir. Böyle bir şey aldım. Bakalım bunu deneyeyim, bir yapayım. Yani anlayacağınız, biraz hazır mantı yapacağım. Yalancı mantı mı diyorlar artık. Hazır mantı koyacağım bir. Ondan sonra bulgur pilavı koyacağım. Sonra da tavuk göğsüyle işte bezelyeli bir yemek yapacağım. Bence yeter. Allah bereket versin. Allah'ım da olmayanlara nasip etsin diye düşünüyorum. Neyse bacılarım, ben geçeyim yemeğime. Size iyi seyirler diyeyim. İnşallah size de bir fikir olur. Benim yaptığım yemeğim işte size de bir fikir olur. Belki akşamına bu şeyi görürsünüz. Belki sabahına aklınıza gelir. Ben de şöyle bir şeyler yapayım diye düşünürsünüz. İşte böyle canlarım. Neyse ben fazla oyalamayayım. Sizleri de oyalamayayım. Hemen geçelim bence yemeğimize. Bu arada yemeğime geçmeden önce ben tekrar açtım. Yemeğime geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lütfen videolarımı bir 10 dakika izlerseniz çok çok sevinirim. Galiba spamda olduğunu düşünüyorum. Yani kanalım spama düştü diye düşünüyorum. Çünkü çok çok, yani daha doğrusu herkesinki düştü. Herkesin izlemeli görüntülemeleri düştü ama benim gerçekten çok düştü. O yüzden sizlerin daha doğrusu desteğini bekliyorum. Şöyle bir 10 dakika izlerseniz, inanın hani şey için değil, hani sadece biraz daha önerilenlere çıkmak için, başka bir maksadım yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Gönlü güzel dostlarım, gönlü güzel arkadaşlarım, bu konuda bana yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarım varsa da abone de olursanız, abone olarak da izlerseniz ve şöyle bir like atarsanız da daha çok sevinirim. Umarım sıkmamışımdır, sıkılmamışsınızdır. Hadi gelin şimdi de geçelim yemeğimize. Thank you.
Canlarım, çok şükür ben bulaşığımı da bitirdim, yemeklerimi de bitirdim. Allah'ım olmayanlara nasip etsin inşallah yemekler için diyorum. Bulaşıkları da bitirdim, size hemen bir göstereyim şöyle. Şöyle bir bakın bakalım. Burada da sütlaç dedim ya, çocuklara sütlaç yapacağım diye. Onu da zaten çekmeme gerek yok. Burada sütüm var. Ayrı bir süt almıştı Ali. Ayrı. Yani süt aldı geldi öyle söyleyeyim. Onu da sütlaç yapacağım. Kaynatmıştım. Burada da şunu Ali çocuklarla birlikte göndermiş. Dün göndermiş. Annenize verin diye. Bu gülü de oğlum getirdi. İbrahim getirdi bana. Anne senin için diye. İşte bu küçücük şeyler bile İnsanı sevindiriyor arkadaşlar. Şöyle bir bakın, bulaşıklarımı da yıkadım çok şükür. Burada da yemeklerim var. Şöyle hemen göstereyim. Burada mantı vardı, işte yalancı mantı, artık böyle bir mantı olmaz ama hani ben bir şey yaptım, hani olmuş mu diye bir tadına baktım. İnanın hiç içinde yani böyle küçük küçük parçacıklar oluyordu. Et parçaları falan oluyordu ama onlar falan yok ha. İşte çocuklar sevinsin diye. Ecrin çok seviniyor. Seviyor daha doğrusu, öyle yaptım. Şurada da işte yine bulgurlu, mısırlı, süt mısırlı, havuçlu, bezelyeli bir pilavım var. Ve burada da yemeğim var. Arkadaşlar şöyle göstereyim isterseniz sizlere ben hemen. Belki bir görmek isteyeniniz olabilir. İşte arkadaşlar yemeğim de böyle bezelyeli, havuçlu,
Tavuk etli göğüs, tavuk göğsü koydum. Bir de patates. Zaten yapılışını eğer merak ediyorsanız yapılışını dikkatli izlerseniz görürsünüz arkadaşlarım. Birazcık hızlandırılmış oldu ama yine de herhalde görebileceğiniz şekilde yapmışımdır diye düşünüyorum. Hemen şunu şöyle bırakayım şuraya. Hem onu yıkayacağız yine. Şöyle kapağımızı da kapatalım yemeğimizin. Ondan sonra şunu da tekrar anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra da bitirelim inşallah. Mantı dedik. Evet, hazır mantı almıştım. Bunu da sarımsaklı yoğurt yapacağım. Süzme yoğurt almıştım. Süzme yoğurtla biraz da hazır normal yoğurt karıştıracağım. Biraz da sarımsak katacağım içerisine. Sonra da tereyağlı üstüne yağ gezdireceğim. Böyle bugünkü menümüzde böyle olacak. Allah'ım olmayanlara nasip etsin diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bugünlük de benden bu kadar olsun mu canlarım? İnşallah beğenmişsinizdir, beğenerek izlemişsinizdir. Evime, mutfağıma, bugün hep mutfaktaydım biliyorsunuz. İnşallah yani nasıl diyeyim, beğenerek izlemişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Zaten hoşunuza giderse de like atmayı da unutmayın. Bana destek olmak için de eğer bu vakte kadar, bu dakikaya kadar izlerseniz de abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız da destekleriniz daha doğrusu benim için çok önemli. Ve biraz önce de söylediğim gibi evime, mutfağıma konuk olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.